Kuzey FM Radyo'dan merhaba. Şimdi Antikor'a geldik, atamızı ziyarete. Ankara'ya geldik, burada 3 gün oluyor. Başka bir vlog çektim ama bu videonun adı olmasını istiyorum. O yüzden bir video başladım. Sizin Antikor'a çok özel bir video. Yani 10 Kasım'da ya da bir iki gün önce paylaşmak istiyorum. Aslında şeyden indiğim zaman yerde açmıştım ama her zamanki gibi tam böyle ben video açılışı yaptığım zaman, önemli bir şey anlatacağım zaman sürekli böyle videomdan giriş yapıyor. Bir şey söyleniyor ortadan. O yüzden biraz gergin ve heyecanlı olabilirim. O yüzden sinirim maruz görün. Eğer biraz gergin bir şekilde şey yapıyorsam. Öyle yani, şimdi videoya başlıyorum yani. Tam da Anıtkabir'in önünden açılışını yapmış bulunuyorum. Aslında metro açılışını yapacaktım. O yeni indiğimiz alandan falan. Biraz belki de ondan sonra şeyleri belki konuyordum, öncekileri. Metroda falan çekmişim. Öyle yani, bir de uzattım. Böyle tatlı bir Anıtkabir'e yoluna girerkenki yere çiçekleri falan. Gerçekten güzeldi. Yani güzeldi. İşte tam onlarda video çekmek yasakmış, o yüzden çekemedim o giriş tarafını. Ama hani genel itibariyle geçirdik farklı yerler yani. Şimdi ama çekebilirim, sıkıntı olmaz. Hatta bu alanda öyle çekebilirim. Daha sağlıklı, yavaşalım. Arkadaşlar bir tık göstermeye çalıştım böyle etrafı. İşte daha çekildikten sonra çekelim. Aslında video çekildi bir şey yok yani o girişte. Anlamadım niye. Öyle şu an şeyden geçeceğiz. Kıvanlıkta. Dostlar bu arada içecekler bayağı ucuzmuş. 15 lira. Fanta da azal tutmuş, spartır. Her şey, kola falan. Hani de bayağı ucuz, benim askeri komutan hani yerlik olduğu için. Genelde uygun oluyor bu tarz yerlerde. Ne almadık? Bütünce falan bir şeyler içeriz diye. Size otobüs durağındaki görselleri göstereyim. Şöyle bir şey yapmış ama ya. Öyle yani bence güzel. Arkadaşlar renk servisinde duş çok sıcak çünkü hava. Öyle yani. Şu servisinden. Şöyle bir neyse diyorum da umarım. Böyle tutacağım bu arada tam böyle. Ama böyle bir türlü biraz tepki olsun. Makyaj yapmışım bu arada. Arkadaşlar burası Aslanlı yolcu varmış. Bir sene önce ben gelmiştim Antikabir'e bu arada, ikinci gelişim ama nasıl anlatsam size. Ama çok fazla hatırlamıyorum ama şu an önce atladım bu tarafa. Şöyle bir genel etrafı çektim. Şu karşıdan görmüş olacağı olan geldi. Şöyle göstereyim. Şöyle şu an fotoğraf çekmek yasak değildir. Şöyle. Tuhaf etraf. Arabalar falan geçiyor. Öyle yani, bu arada gökyüzün güzelliğine bakar mısınız? Hürriyet bağımsızlığı, özgürlük ve bağımsızlıktan önemli kavram beraber Antikabir'e. Şimdi de bu fotoğrafı beraber yolculuk etsinizin şu maketi ve beyaz adamla beraber Antikabir'de beyazlıkta beraber hala kullanmakta durumundadır. Beyaz adamız ama bugün Rusya adamı kullanmak için başvuruya içine girmeyeceğiz. Hangisini deneyim yapacağız? Ama bugün çok önemli kullanmak yüksek bir tekne var. Buradan aslan yolu boyunca gece durağı.
Alacığım. Arkadaşlar sıcakladım. Montumu şöyle koydum. Yürüyoruz. Her taraf böyle aslan. Barda dolu. Çok güzel. Gerçekten. Bayıldım ya. Her şey Ankara'da Anıtkabir. Hem bence bir kere hani her gelişinizde yani ya da Ankara'da şey yapıyorsanız oturuyorsanız daha böyle özel günlerde gelmesi gereken bir yer. Hem ben seviyorum ve farklı hissediyoruz. Ayağım dönüyor bu arada hep. Taşlar falan biraz şey oluyor ama güzel gerçekten. Gerçekten güzel. Anne abi fotoğrafını çekiyor ama zor oturup zor kalkıyoruz. Ben de hızlı bir çekildim. Gerçekten çok güzel ya. Hızlı bir çekelim, güzel bakar mısınız? Arkadaşlar karşı tarafa doğru gidiyoruz. Ama hatırladım artık burayı. Biz kaç sene oldu? 2019'da hatta kuzenimin düğünü vardı o yaz. Ondan önce kuzenimin düğünü olmadan önce bize başvurusu işte vize için gelmiştik. Fransa vizesi falan almıştık. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya. Sıkıntı olmuş, çünkü olmamıştı falan. O sayede dedik Anıtkabir'e gidelim. İlk o zaman gelişimde. Bu da ikinci galiba ama hatırladım az çok yani bazı yerleri. Ama tabii böyle her gelişimizde bence uğramanız gereken bir yer. Değil mi anne? Aynen. Vatanımızı Ankara'ya gelip de ziyaret etmeyen hani baksana kamerada. Türk vatandaşı çocuğu olamaz. Aynen. Mutlaka nasıl büyüklerimizi mezarda şeyde ziyaret ediyoruz. Evet. Türk milletini düşman elinden kurtaran büyük atamızı ziyaret etmemek çok ayıptır. Kesinlikle. Evet. Yani şöyle şurada şeysiz güvenli bir şekilde geçip yani tabii mesela rahat bir şekilde giyinip tabii çıkıp gece dışarı hani mesela kaç sene zamanlarında ama bahsetmiyorum ya. Hani gece dışarı çıkıyoruz, nava çıkmıyoruz hani. Hı. Hani çıkabiliyoruz sebebi bu sabah kemal Atatürk. Evet. Yani hani kadınlara işte yine bazı şeyler var tabii ama yine de ama şeyler var. Onları nasıl çıktı? Çıktı değil mi anne? Yeni gördüm bu anı. Aa dur şuradan çekelim. Alt dışarı çekiyorum. Ölü patladı ha. Ama çok güzel ölüyorlar. Şey yapıyorlar. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık 29 Ekim haftası olduğu için. Bugün günlerden ne? Salı. Salı da ne? 24. 24 mi? 24 Ekim arkadaşlar. Şey falan da yapıyorlar burada. Prova falan da galiba yapılıyor. Şöyle de söyleyeyim gerçekten. Güzel ya. Gerçekten çok seviyorum ben. Arada hep arka kamerayı arka tarafta bir yeri gösterip konuşuyorum ama şey nasıl anlatsam hani göstererek şey yapmak için yani öyle karşıda artık bir var. Yani aslında ya her insanın yani Ankara'da yaşasam haftanın bir günü görmek gelmek istemem. Hani illa yok Ankara'da yaşamıyor ya da bunun için bile gelinir yani. Kesinlikle. Yarım saat bir saat bir zamanını ayırmak gerekir. Güvenlik kontrolü, her şey temiz, düzgün, atanızı. Yani ziyaret etmezse kimi edeceğiz? Yani yollarda rahat rahat yürüyüp geziyorsan, kesinlikle özgürce hareket ediyorsan, bu sayımız, Sofya Kemal, atamız, bize devam edelim, beş ayrı eşlik edeceğiz. Ama kemikleri sızıyordur. Türkiye'nin ırkçısıyız. Aslında kemikler sızıyordu bu Türkiye'nin halini. Gördüğü gerçekten bilmiyorum, kestiremiyorum çünkü oluyor yani savaşlar, başka şeyler. Arkadaşlar annemler her zaman beni bıraktılar. Kendi başlarına takılıyorlar. Anne! Sağ ol. Annemin babaannemin doktoruna götüreceğim yaşıyorsa. Orası anlatıyor. Yum çekti. İkisini çekti. Sizi bekliyorum. Senin babaannemin doktoruna götüreceğim. İstanbul'a gideceğim. Araştıracağım. Fikri hesabını. Niye babaannene çok mu iyi gelmişti o doktor ki?
Gelmemiş miydi? Yok, gelmemişti. Gene duymazdı. Ne? Ne? 50 tane doktora gitti, gene 30 kere anne 31'de duyardı. Baba, benim kulak şeyim babam böyle çekmiş. Anne sürekli sıkıntı oldu. Orada eşya şeyi var. Eşya. Bakacağım mı oraya eşya yeri falan? Acaba oraya geçiyordun. Nasıl aktıysa biraz karışık oluyor ama Anıtkabir'deyiz. Şu an o tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar birkaç bir şey aldık. Hatıra eşya alım yerinden. Satış yerinden. Ben bir tane bilek kaldım. Annem sonra altın bir şey, sarı bir şey bulursan ama sonra dediler kararır falan. Güzel bir altın falan. Ama öteki daha güzelmiş. Onu aldım. Annem de bir tane anahtarlık aldı. Bir tane de cüzdan aldı. Başka bir şey almadı sanırım. Hadi göstereyim sonra. Biraz dikey çektim bu önceki görüntüleri. Birisi falan da çok komedi düşünüyorum. Çünkü hem dikey, hem şarj mı için hem de şey olmuyor. Böyle ikisi yanına güzel bir şekilde komedi düşünüyorum. Öyle. Öyle yani. Çok sıcak ama. Şimdi bir arkadaşını bulacağım. Ama göreceğiz ama önce bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra artık kahve falan içerisinde düşünüyorum. Bakalım. Öyle. Bakalım. Biri bir eski yapıp dostlarım, sucuklu tostlarım diye. Aklıma hep o geliyor. Çok sıcak bu arada. Aldın mı anneciğim? Ooo. Ne kadar büyük bu şey. Nefkar mı? Güzel. Ben dedim. Güzel mi? Geçer mi? Arkadaşlar şimdi Anıtkabir'den çıktık. Sadece Anıtkabir özel videosu olmasını istediğim için burada bitirmek istiyorum. Umarım güzel, çok sıkıcı olmayan, çok uzun olmayan bir videodur. Yani önemli birçok yeri gezdik yani gördüğünüz her yeri diye. Evet, şimdi kapanışını çekmek istedim. Kapanışı izliyorsun şu anda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsiniz de Anıtkabir gezimizi atalım. Size her çok biraz duygulandık, hüzünlendik falan ama güzeldi gerçekten. Şöyle uzaktan da çekim görünüyor zaten Anıtkabir. Öyle. Şimdi birazdan şeyler yemeye gideceğiz ama bu diğer blokta yani. Uzun koyacağım bir blokta görürsünüz. Öyle bir teşekkür ederim. Bu kadar kapatın videoyu diyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.